Türk savunma sanayisi silahlı robot köpekleri göreve hazırlıyor. Quad Robotics ve Savatek işbirliğiyle geliştirilen silahlı robot köpekler, atış testlerinde 7.62 ve 5.56 kalibre silahlarla 400 metreye kadar etkili menzile ulaştı. Testlerde robot köpekler geri tepmiyi en aza indirerek yüksek doğruluk oranıyla atışlar gerçekleştirdi. Türk savunma sanayisindeki yeteneklerin kullanılmasıyla geliştirilen silahlı robot köpekler göreve hazırlanıyor. Dünya genelinde teknolojik gelişmeler hızla ilerlerken robotlar muharebe alanlarında da önemli roller üstlenmeye başladı. Yapay zeka destekli sistemler, güçlü donanımlar ve otonom hareket kabiliyetleriyle donatılan robotlar, muharebe ortamında sadece lojistik ve keşif amaçlı değil, doğrudan çatışmalara katılacak seviyede kritik görevler üstleniyor. Özellikle silah sistemlerinin robotlara entegre edilmesiyle bu makineler birer uzuv gibi silahları etkili ve hızlı bir şekilde kullanabiliyor. Robotların muharebe alanındaki kullanımı birçok ülke ve savunma şirketinin stratejik planlarında önemli bir yer ediniyor. İnsansız sistemlerin düşman hatlarını koruyarak veya doğrudan düşman bölgelerine sızarak insan kayıplarını en aza indirecek şekilde görev yapması, askeri stratejilerde yeni bir paradigma oluşturuyor. Robotların silahlandırılmasının temel amacı yüksek risk taşıyan operasyonlarda insan kayıplarını en aza indirerek askeri birliklerin hedeflerine ulaşmasını sağlıyor. Özellikle düşman hattına yakın bölgelerde devriye görevi üstlenen, tehdit unsurlarını analiz eden ve gerektiğinde doğrudan müdahalede bulunabilen robotlar askeri stratejilerde önemli bir etki oluşturuyor. Bu teknolojinin Türkiye'deki örneklerinden biri Quad Robotics ve Savatek işbirliğiyle geliştirildi. Savatek'in Antalya'da ürettiği uzaktan kumandalı ve hafif silahlı kulesi robot köpeklerin üzerine monte edilerek hem keşif yapabilen hem de hedeflere karşı doğrudan müdahale edebilen bir yapı oluşturdu. Bu kulelerin şehir içi savaşları olarak da bilinen meskun mahal muharebelerinde etkin görev yapabilmesi muharebe sahasında önemli avantaj sağlıyor. 7.62 ve 5.56 kalibre silahlarla donatılmış robot köpekler 400 metreye kadar etkili menzile sahip. 25 ila 600 metre mesafeden gövde hedeflerine nokta atışı yapabiliyorlar. Bu kapsamda gerçekleştirilen testlerde robot köpeklerin hem 7.62 hem de 5.56 kalibre silahlarla seri atış yeteneği de değerlendirildi. Yapılan testlerde robot köpeklerin yüksek performansa geri tepmeyi en aza indirerek hedef üzerinde nişangahı sabit tuttuğu ve hedefleri yüksek doğruluk oranıyla vurabildiği gözlemlendi. Robot köpeklerin ordulara entegresinde Amerikan ordusu ön plana çıkıyor. 31 Ağustos 3 Eylül 2020 tarihleri arasında 30 ayrı noktada Amerikan ordusunun farklı unsurlarıyla gerçekleştirilen tatbikatta C-130 nakli uçaklarından indirilen robot köpekler, askerler uçaktan inmeden önce güvenlik taraması yaptı. Üzerinde gelişmiş sensörler ve vericiler bulunan robotlar uçaktaki personele veriyi aktardı. Vision 60 UGV adı verilen elektronik köpekler, Philadelphia merkezli üretici firma Ghost Robotics tarafından otonom insansız kara aracı olarak tanımlanıyor. Böylelikle robot köpeklerin insanlarla ortak operasyon yürütebileceği gözlemlenmiş ve kanıtlanmış oldu.